Aziz seyirciler, Cenab-ı Hak Hazreti İsa Aleyhisselam'ın üstün özelliklerini, müstesna meziyetlerini bildirerek Hazreti Meryem'e kendisinin bu evsafta bir çocuğu olacağını haber verince, müjdeleyince Hazreti Meryem haklı olarak bundan büyük bir taaccüp ve hayrete düştü ve dedi ki: "Ya Rabbi, benim nasıl bir çocuğum olabilir? Ben iffetli, tertemiz bir kadınım. Üstelik ben evli de değilim ya Rabbi. Bana herhangi bir kimse de dokunmuş değildir. Ben iffetimi, namus ve şerefimi, haysiyetimi hiçbir zaman paymal etmedim. Hiçbir zaman onu ayağa düşürecek bir harekette, bir davranışta bulunmadım ya Rabbi. Bu durumda benim nasıl çocuğum olabilir?" diyerek Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine tasarru etti Hazreti Meryem. "Kâlet Rabbi enna yekunu li veledun ve lem yemsesni beşer." Dedi ki Hazreti Meryem radıyallahu teala anha: "Ya Rabbi, benim nasıl çocuğum olsun ki bana hiçbir kimse dokunmuş değildir? Ya Rabbi, ben iffetimi, namus ve haysiyetimi ayaklar altına alacak bir davranışta bulunmadım. Ben herhangi bir şekilde hayasızlık ve gayrimeşruluk yoluna da gitmedim ya Rabbi. Ben evli barklı bir insan da değilim. Benim nasıl çocuğum olur?" diyerek Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine tasarru etti. "Kâle kezâlikillâhu yahluku mâ yeşâ." İşte Cenab-ı Hak buyurdu ki, Allahü Teala buyurdu ki, Allah dedi ki Hazreti Meryem'e, İşte böylece Cenab-ı Hak dilediğini halk eder, yaratır. Allah murad ederse, Cenab-ı Hak isterse, istediği şeyi tamamen istisnai bir tarzda vücuda getirir, dünyaya getirir Cenab-ı Hak, yaratır. İza kada emran, bir şeye hükmettiği zaman Cenab-ı Hak, bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, fe innemâ yekûlu lehu kun feyekun, ona sadece ol der ve o der akab. Derhal o şey olur, vücuda gelir. Cenab-ı Hakk'ın ol demesi kafidir. Kün emri ile derhal Cenab-ı Hakk'ın olmasını istediği şey vücut bulur. Orada insanların aşina oldukları, alıştıkları her türlü kanun ve nizam bir anda orada durur. Allahü Teala'nın orada kendi zat-ı ilahisinin koyduğu hususi kanunlar cari olur orada. Allahü Teala Hazretleri öyle buyuruyor işte. Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete vel tevrate vel incil. Allah ona kitabı öğretti. Ona ilahi hükümlerini öğretti Cenab-ı Hak. Vel hikmete, her türlü akıl ve mantığın, insanların sordukları suallerin cevaplarını en mukni şekilde, en inandırıcı tarzda onlara izah edebilecek kabiliyet ve kapasiteyi ihsan etti Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Hikmet kelimesi Arapçada çok geniş manası olan bir kelime. Hikmeti müfessirin-i kiram peygamberlerin sünneti olarak, onların ahlak-ı hamidesi, onların güzel ve üstün vasıfları olarak, onların takip ettikleri en güzel ve imrenilecek yol olarak tefsir ettikleri gibi, insanların akıl ve izan ile kafalarındaki, gönüllerindeki şüpheleri, tereddütleri bertaraf edecek, onları izale edecek en güzel mantıki ve akli açıklamalar olarak da izah etmişlerdir. İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bu özellikleri ve bu kabiliyeti ihsan etmiştir. Ve Tevrat'ı da ona öğretmiştir Cenab-ı Hak. İsa Aleyhisselam'a Tevrat'ın bütün ahkamını, bütün Tevrat'ta mündemiş olan bilgileri ona vahyetmiştir Cenab-ı Hak. Vel İncil'e ve ayrıca kendisine İncil'i de Cenab-ı Hak vahyetmiştir, kendisine bildirmiştir, öğretmiştir. Ve rasulen ila beni İsrail'e, İsrail oğullarına, Hazreti Yakub'un çocuklarına peygamber olarak göndermiştir.
hem nebidir hem de rasuldür. Kendisine taze ve yeni din ve şeriat ihsan edilmiştir. Enni kad ci'tukum bi ayetin min rabbikum. Ve onlara demiştir ki ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği mucizelerle, peygamberliğimi ispatlayacak belge ve delillerle sizin huzurunuza çıktım demiştir İsa Aleyhisselam. O mucizelerin ne olduğunu tafsilatlı bir şekilde açıklayarak demiştir ki enni ahluku lekum minettini keheyyetittayri feenfuhu fihi feyekunu tayran biiznillah. Benim peygamber olduğumu diğer insanlardan farklı bir takım özelliklerin bulunduğunu, lalettayin sıradan bir insan olmadığımı ispatlamak üzere Cenab-ı Hak bana bir takım vesikalar, ayet ve deliller, işaretler ihsan etmiştir. Öyle ya, tarih boyunca mütenebbi denilen, haşa peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan bir takım profomanyak, peygamberlik hastalığına kapılmış insanlar vardır. Bu yalancı peygamberlerle hakiki olanlarının birbirinden tefrik edilebilmesi için Cenab-ı Hak zarureten gerçek peygamberlerine peygamberlik alameti ve işaretleri ihsan etmiştir. İşte bunlar mucizelerle olur. Bu fevkalade ve harikulade bir takım hasletlerle, meziyetlerle donatılmış olan bu insanlar Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin emanetini insanlara salimen aktarabilmek maksadıyla bu mucizeleri göstermek zorundaydılar. Peygamberliklerini ispat etmek için. Şevahid olarak, şahit olarak, Hakk'ın birer habercisi olarak bunları göstermek durumundaydılar. İnsanlar görecekler ve anlayacaklardı ki bu zat hakikaten Allah elçisidir. Doğru söylüyor. Çünkü bunun yaptıklarını bir başkasının yapması mümkün değildir. Allah tarafından müeyyettir. Cenab-ı Hakk'ın desteğine mazhar olmuştur diyeceklerdir akıl ve izan sahipleri. İşte bu cümleden olarak İsa Aleyhisselam diyor ki ben diyor size çamurdan kuş şeklinde bir suret ortaya koyacağım ve ona üflediğim zaman Allah'ın izniyle bu kuş haline gelip uçuverecek. Hakikaten de böyle olmuştur. İşte İsa Aleyhisselam'ın bu özelliğinin akabinde Cenab-ı Hak daima uluhiyet, bunda yaratıcılık vasfı vardır diyerek haşa onu ilah zannetmesinler diye sözlerinin akabinde devamlı surette biiznillah, Allah'ın izin ve emriyle, müsaadesiyle, Cenab-ı Hakk'ın izniyle bunları yapacağım. Allah'ın bana ihsan ettiği güç ve takatle, Cenab-ı Hakk'ın bana yardımıyla bunları yapacağım diye özellikle tahkik etmiştir. Bunu kayıtlayarak ifade etmiştir İsa Aleyhisselam. Ve ubri'ul ekmehe vel ebrasa. Ve uhyil mevta bi iznillah. Ben Allah'ın izniyle anadan doğma ama olan, kör olan kimselerin gözlerini görür hale getireceğim. Onları iyileştireceğim. Ebre'e yubri'u ibra, beraat kökünden geliyor. İyileştirmek, sağlığına ve sıhhatine kavuşturmak manasına. Ekmeh kelimesi anadan doğma kör olan, gözleri sonradan değil de doğuşunda kör olarak dünyaya gelen kimselere ekmeh deniliyor Arapçada. Ebras da vücudunda beyaz beyaz alacalar meydana gelmiş, alaca hastalığı, beras hastalığı denilen hastalığa musab olmuş, yakalanmış kimseler oluyor. Onları da sağlığına kavuşturacağım. Tıbben tedavisi o gün için mümkün olmayan bu çeşit hastalıkları İsa Aleyhisselam elini sürmek suretiyle süratle iyileştiriyordu. Nasıl? Allah'ın izniyle, biiznillah. Ve uhiyil mevta, ve ölüleri de diriltiyordu İsa Aleyhisselam. Özellikle ölüleri diriltmesi
onda haşa bir uluhiyet sıfatı bulunduğunu düşünmesinler diye onun akabinde de bir iznillah tabiri var. Yani Allah'ın izniyle, Allah'ın bana lütfettiği bir kabiliyet, bir nimet ile size sırf peygamberliğimi, Allah elçisi olduğumu ispat edebilmek için bunları yapıyorum ve yapacağım dedi İsa Aleyhisselam. Hakikaten bunları yaptı. Ölüleri de diriltti. Ve unebbiukum bima te'kulune ve ma teddekirune fi buyutikum. Sizin evlerinizde ne yediğinizi ve neleri ambarlarınızda sakladığınızı, hangi gıda maddelerini iddihar ettiğinizi, zahire ambarlarına koyduğunuzu, onların miktarının ve çeşidinin, cinsinin ne olduğunu da size haber vereceğim dedi. Hakikaten evlerini, barklarını, gizli ambarlarını görmediği halde onlarda mevcut olan bütün zahireyi en ince teferruatına varıncaya kadar İsa Aleyhisselam onlara haber vermiştir. Bu da onun peygamberliğini ispat eden en önemli alamet ve işaretlerdendir. İşte İsa Aleyhisselam bütün bu özelliklerle insanlara peygamber olduğunu, Allah emrini duyurmak, Allah'ın rızasına götüren yolu onlara öğretmekle mükellef olduğunu anlatmak istemiştir. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum müminin. Eğer siz gerçekten iman sahibi iseniz, bütün bunlarda sizin için benim peygamberliğimi ispatlayacak alamet ve işaretler vardır diyor. Bunları görerek benim doğruluğumu teslim etmeniz, benim sadakatime iman etmeniz, inanmanız lazımdır diyor. Bütün bunlar benim size olan sözlerimin, size söylediklerimin kesin şahitleridir ve delilleridir. Bunları gören kimseler eğer mümin iseler mutlaka beni tasdik edeceklerdir. Benim doğruluğumu kabul edeceklerdir diyor İsa Aleyhisselam. Ve musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati ve luhille lekum ba'dallezi hurrima aleykum ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum fettekullaha ve ati'un. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yine buyuruyor ki İsa Aleyhisselam'ın diliyle ve musaddikan lima beyne yedeyye, benden önce gelen peygamberleri tasdik ederek onların doğruluğunu, onların hak söz söylediklerini, gerçeği ifade ettiklerini ifade ederek ben bütün bunları söylüyorum. Tevrat'ta ne varsa onları tasdik ediyorum. Onların doğruluğuna şehadet ediyorum. Ve lühille lekum ba'dallezi hurrim aleykum. Size haram kılınanların bir kısmını ise size helal olduğunu haber vereceğim. Balık size helal, haram kılınmıştı bazı şartlarda, onun helal olduğunu. Cumartesi günü çalışmak haram kılınmıştı, cumartesi çalışma yasağının kaldırıldığını size haber veriyorum. Bu da gösteriyor ki Beni İsrail'e gönderilen bir peygamber, son peygamber olarak İsa Aleyhisselam, daha önce Tevrat'ta yasaklanan bazı şeylerin İncil'de kendisine bildirildiği tarzda helal olduğunu, onlara izin verildiğini de haber vermiştir insanlara, Beni İsrail'e. Ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum. Size Allah'tan bir delil, bir alamet, bir mucizeyle ben geldim. O mucizeyi getirdim. Fettekullâhe ve ati'un. Allah'tan korkun. Allah'ın emirlerine saygılı olunuz. Ve bana itaat ediniz buyuruyor İsa Aleyhisselam. Benim size olan nasihatlerimi iyi tutunuz, öğütlerime kulak veriniz. İnnallâhe rabbi ve rabbukum fe'budû. En önemli nokta, sakın benim bu özelliklerime bakarak bende uluhiyet vasfı aramaya kalkmayın. Hiç şüphe yok ki Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Ben de Allah'a kulluk yapmakla, siz de Cenab-ı Hakk'a kulluk vazifelerinizi ifa etmekle mükellefsiniz. Ben de mükellefim, siz de mükellefsiniz. Ben de kulum, siz de kulsunuz diyor. Allah hepimizin Rabbidir. Allah'ı Rab olarak kabul ediniz.
fa'buduhu, ona kulluk ediniz. Allah'a kul olunuz buyuruyor İsa Aleyhisselam. Ona kulluk vazifesi yapınız. Beni putlaştırmayın sakın. Sizin kulluk vazifesi ifa edeceğiniz merci Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'dir. Allah'a kul olacaksınız. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte doğru yol, Allah'ın razı olduğu yol, müstakim olan cadde bu yoldur buyuruyor Cenab-ı Hak. İsa Aleyhisselam, sizin tabi olacağınız yol bu yoldur buyuruyor. Felemma ehasse İsa minhumul kufra kâle men ensâri ilallah. İsa Aleyhisselam onlardan, Yahudilerden, Beni İsrail'den kendi söylediklerine karşı bir tavır ve inkar havası sezince, inkar hali onlardan sezinleyince, hissedince, anlayınca, idrak edince insanlara dönerek Allah'ın dinine yardım edecek, Allah'ın dinini savunma konusunda benim yardımcılarım kim olacaktır diye sordu. Kâle men ensâri illâh. Allah'a, Allah'ın dinine yardım konusunda bana kimler yardım edecek diye sordu İsa Aleyhisselam. Kâlel havariyyûne nahnu ensârullah. Havariler dediler ki biz Allah dininin yardımcılarıyız. Biz bu konuda seninle beraberiz dediler. Âmennâ billâhi veşhed bi ennâ müslimûn. Biz Allah'a iman ettik, sen şehadet et, şahit ol ki biz Müslümanlardanız. Hakka boyun eğmiş, gerçeği kabul etmiş, ona mutavaat göstermiş, inkiyat etmiş kimselerdeniz. Buna sen şahit ol dediler İsa Aleyhisselam'a, tebaiyetlerini ifade ettiler. Havariler İsa Aleyhisselam'ın ashabı, ona tabi olan, ona inanan, onun yolunda bulunan kimseler. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri rıza-i ibadisine götüren yolda, Cenab-ı Hak rızasına ve hoşnutluğuna erdiren yolda bizleri sabit kadem eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın Cenab-ı Hak.